Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah. Dilediğiniz gibi geçen güzel bir tatil olmuştur diye umuyorum. Uzun zamandır böyle uzun bir video paylaşamamıştım arkadaşlar. Instagram'daki siparişlerimi yetiştirme durumumu ayarladıktan sonra sizlere söz verdiğim gibi daha önceden çekimini yaptım. Topi Top Yeleğin çekimini tekrar çektim arkadaşlar. Bugün sizlerle Topi Top Yeleğini daha detaylı anlatımlı olan videosunu paylaşacağım inşallah. Bu şekilde ilk defa gören arkadaşlar için şöyle göstereyim yakından da. Şöyle bağcıklı arkadaşlar. Dilerseniz bir tarafına düğme takıp ilikli de yapabilirsiniz. Burası tamamen zevk meselesi. Bağcıklarına pompon yaparsanız eğer şöyle göstereyim. Erkek bebekler için de bu şekilde çalışıyorum ben. Buraya çiçek yerine pompon yapıyorum arkadaşlar. O da gerçekten güzel oluyor. Videoda 6-12 aylık bebekler için olan bedeni işleyeceğiz. Onun yanında 0-6 aylık bebekler için ve daha büyük bebekler için nasıl yaparız? Sayıların nasıl oturturuz? Hangi sayılarda yapmamız lazım? Bunları detaylı şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Yine takıldığınız yerler olursa burada YouTube kanalımdan bana yorum kısmından sorarsanız en hızlı şekilde buradan cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Modelimiz tığ işi. Tığımız 2,5 numara olacak. 2 tane Nako Elite Baby bebek ipi kullanacağız arkadaşlar. Bunun dışında hangi ipleri kullanabiliriz derseniz herhangi bir markanın 250 metre uzunluğundaki bir bebek ipi olabilir arkadaşlar. Daha kalın olan ipleri tercih etmemenizi söylerim. Çünkü zaten şöyle göreceğiniz gibi dolgulu bir model. O yüzden kalın ipler olursa hem çok fazla ip gider hem de bu görüntüyü yakalayamayabilirsiniz. Daha ince ip olursa onu da nasıl yapacağınızı videonun içerisinde anlatmaya çalıştım. Dolgulardaki trabzan sayılarımızı arttırabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Tümden çıkıyor arkadaşlar. Şimdi zincirimizi çekerek başlayacağız. Toplamda 71 tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi tığımıza ipimizi doluyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zinciri atlıyorum. 5.'ye trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Yanındaki zincire trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane aşağıdan atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincirimi atlıyorum alttan. Diğer zincire batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar burada. Bir zincir çektim. Alttan bir zincir atladım. Yanındakine batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şu ilki de var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane olmuş arkadaşlar. Bu şekilde 34 tane kutucuk yapıyoruz. Şimdi 34 tane kutucuğumuzu yaptık arkadaşlar. Burada eğer bedeni biraz daha büyük yapmak isterseniz 34 kutucuk yerine 36 veya 38 kutucuk da yapabilirsiniz arkadaşlar. Zinciri de ona göre fazla çekmeniz gerekiyor. Şimdi zincirimizi çekiyoruz. Bir tane çektim. 2, 3 ve 4. Döndürüyorum. Şuradaki trabzanın tepesine sık iğne yaparak batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanın tepesine batıyorum. Eminim anlaşılıyordur. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanın tepesine batıyorum.
Bu şekilde bütün trabzanlarımızın tepesine 3 zincir çekip sık iğne yaparak batıp sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar geldik şu sonuncuya. Biliyorsun ki şurada 4 tane zincir atlayıp 5'inciye batmıştık. Yani burası da bizim bir kutucuğumuz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle bir tane zinciri bırakıp yanındakine batıp sık iğne yapıyorum. Bizim orası da kutucuğumuz çünkü. Şimdi 1, 2 zincir çektim ve döndüm. Bu en son yaptığım sık iğneye batacağım arkadaşlar. Zincire batıyorum dedim ya. O sık iğnenin içerisine yani şuraya 1, 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 oluyor arkadaşlar. Hemen yandaki kutucuğun içerisine sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3 tane pardon 4 tane zincir çektim. Yandaki kutucuğa sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki kutucuğa sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki kutucuğa sık iğne ile battım. 4 zincir yandaki kutucuğa bat. 1, 2, 3, 4 zincir yandaki kutucuğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yandaki kutucuğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yandaki kutucuğa batıyorum. Kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki kutucuğa battım. Hani şurada büyük yapmak isterseniz kutucuk sayısını fazlalaştırın demiştim arkadaşlar. Şimdi burada da eğer kutucuk sayısını iki kat yani 34 değil de 36 veya 38 başladıysanız 36 yaptıysanız arkadaşlar buradaki ben şimdi bu filelere ajur diyeceğim arkadaşlar. Videonun geri kalanında da kafanız karışmasın o konuda ajur diyeceğim. Buradaki 8 tane benim ajurumu 9 tane yapabilirsiniz. Eğer yeleği büyütmek isterseniz, küçültmek isterseniz de yine şuradaki kutucuklarımızın sayısını azaltacaksınız ve buraya 7 tane ajur yapabilirsiniz. Ama 0-1 yaş arası için bu roba ölçüsü uygun oluyor arkadaşlar. Uzunluğunu da yine videonun sonunda anlatacağım. Şimdi tığıma ipimi doladım. Burada biliyorsunuz ki sık iğne ile trabzanın tepesine batmıştım. Şimdi şöyle yapıyorum örgümü. Bakın şurada sık iğnenin iki tane kanadı var. Şu bir kanat, bu diğer kanat. Ben bana bakan tarafına değil, dışa bakan tarafına batıyorum. Yani şöyle yaparsak eğer sık iğnenin iki kanadı var. Ben şöyle ortadan batıyorum. Arka kanadını alıyorum ve trabzanımı örüyorum. Bu şekilde bu trabzanlarımı 7 tane aynı sık iğnenin içine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yandaki ajurumun içerisine sık iğne ile batıyorum. Tekrar tığıma ipimi aldım. Yine sık iğnemin dışa bakan kanadına batıyorum ve yine içerisine 7 tane ikili trabzanla dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Yandaki ajurun içerisine batıyorum. Sık iğne ile tığıma ipimi doluyorum ve sık iğnenin yine buradaki sık iğnenin arka kanadına batarak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Ajurumun içerisine sık iğne ile batıyorum. Evet. Bu şekilde topi toplarımızı oluşturacağız arkadaşlar.
Şimdi topi toplarımızı oluşturmaya başladık. Sık iğnelerimizin arka kanadına demiştik. Toplamda bu topi toplardan bu sırada arkadaşlar 17 tane yapacağız. Elinizi ne çok sıkacaksınız ne de çok gevşek bırakacaksınız arkadaşlar. İnce bir ayar var. Onu yapmaya çalışacaksınız. Eğer çok gevşek yaparsanız da bu süre yani bir süre sonra topi toplarınız hep sönecek, dağılacak. Çok sık yaparsanız da gerçekten çok kas katı oluyor. Biraz da böyle kalın dolgun bir model olduğu için pek çok yakışmıyor yani çok sıkı sıkı da örmek. O yüzden şöyle elinizi ne çok sıkın ne de çok dediğim gibi gevşek bırakın. Ortasını yakalamaya çalışın. Şimdi arkadaşlar geldik. Toplamda 17 tane topi topumu yaptım. 1, 2, 3, 4 tane pardon şurayı da bir göstereyim size. Son topi topumu yaptıktan sonra hemen yanındaki ajurun içerisine sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yandaki ajura sık iğne ile battım. Yine başlangıçta olduğu gibi burada da 8 tane ajur yapacağız. Yine burası da püf nokta arkadaşlar. İki taraftaki ajur sayısı her sırada aynı olmak zorunda. Son boşluğa da battım. Şimdi bir püf nokta daha göstereceğim ama ajurlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ajuru yaptık arkadaşlar. Şurada bu şurayı görüyorsunuzdur. Burada bir işlem yapacağız. Yapacağımız işlem buradaki ile aynı arkadaşlar olacak. Şimdi sıramıza 3 tane trabzanla başladık. Zincirimizi de sayıyoruz. Aklınız karışmasın. 2 tane yaptık ama zinciri de sayıyoruz. O yüzden aklınız karışmasın arkadaşlar. 3 tane trabzanla başladık. Bu sıramızı da 3 tane trabzanla bitirmek zorundayız. Hemen şöyle buradan batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve döndüm. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi burada şurada bir sık iğnemiz var. Oraya topi topumuzu yapacağız arkadaşlar. Bakın buradaki sırayı trabzanla başlamadım. Sadece zincir çektim. Ve akabinde 3 tane trabzanı atlayıp yanındaki sık iğnenin arka kanadına 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine en çok kafa karıştıran yerlerden bir tanesi kenar kısımları. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yandaki ajurun tepesine sık iğne yaparak batıyorum. Kenar kısmımızdaki ilk topi topumuzu yapmış olduk. Bir alt sırada şurada 3 tane trabzanla bitirdik. O bizim yarım topi topumuz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Yeni sıraya başlıyoruz. Bu bir zincir çektiğimiz sırada 3 tane trabzanı atlayıp yanındaki sık iğnenin arka kanadına topi topumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar ajurlarımızı yapacağız. Zincirlerimizi çekiyoruz ve ajurların tepe kısmına batıyoruz. Dört zincir çekiyorum ve batıyorum. Dört ve batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve attım. 1, 2, 3, 4 ve son yere battım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ajurumuz oldu. Çünkü burada
bir ajurumuzun olduğu yerde ilk topi topumuzu yaptık. Bir tane ajurumuz eksildi ve 7 tane kaldı. Şimdi son sık iğnemi yaptıktan sonra bakın burada topi topumuzdan hemen önce bir sık iğne var. Buraya batmayı unutmayın, yoksa arttırma yapmış olmazsınız arkadaşlar. Ajurlarımız eksilirken arkadaki ve önlerdeki ajur sayılarımız da artacak. Şimdi buradaki sık iğnenin de yine arka kanadına batıyorum ve topi topumu yapıyorum. Dediğim gibi aralarda 6 tane trabzan yapın. 7 tane her zaman yapmak istemezseniz de çok önemli değil arkadaşlar. Ama daha az veya daha fazla yapmayın. O zaman çok kaba oluyor. Şimdi 1, 2, 3 tane trabzanımın tepesine atlıyorum. Dördüncüye sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı atlıyorum. Arada sık iğne var. Sık iğnemin arka kanadına batıyorum. Ve topi topumu örüyorum. Sık iğneleri topi topların tepe kısımlarına batıyoruz arkadaşlar. Aralardaki sık iğnelere de topi toplarımızı yapıyoruz. Arka tarafın 3 4'üncüye batıyorum. İlerlemesi bu şekilde arkadaşlar. Yani yeleğimizin arka kısmı oluyor burası. Arka kısmının ilerlemesi bu şekilde. İki topi top arasındaki sık iğneye topi topumuzu yapıyoruz. Topi topumuzun tepesine sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir göstereyim tekrar sizlere. Bakın bunlar arkada kalıyor. Bu topi toplar ön tarafta kalıyor. Bakın aradaki sık iğnelere topi toplarımı yaptım. Topi toplarımın tepe kısımlarına sık iğnemi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bütün topi toplarımızın arasına yeni topi toplarımızı yapana kadar ilerleyelim. Daha sonra buraya geldiğimizde yine burada da ajurumuzu beraber eksiltelim. Evet arkadaşlar, şimdi son daki top topumun tepesine sık iğne yaptım. Tığma ipimi doladım ve hemen bunun yanındaki sık iğneye de topi top yapıyorum arkadaşlar. Nasıl başlangıçta hemen yanındakine yaptıysak, burada da bitiminde de hemen yanındakine topi topumuzu yapıyoruz ki arka kısım arttırma yapmış olalım. Daha sonra yandaki ajurun tepesine batıyorum. Zincirlerimi çekip batıyorum. Yine burada da 7 tane olacak. Çünkü sıra başında 7 tane ajurla devam ettik. Burada da 7 tane olacak arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi başlangıçta 3 tane trabzanımızdan sonra gelen sık iğneye topi top yapmıştık. Burada da 3 tane trabzanımızdan önceki olan sık iğneye topi topumuzu yapıyoruz. Arka kanadına batarak. İki kenarda aynı ilerlemek zorunda arkadaşlar. Bu kenarda zincir çekip direkt topi topumuzu yaptık. Burada da direkt topi topumuzu yine yapıyoruz. Bu sefer 3 tane trabzanımızın sonuncusuna şu zincirin oraya sık iğne yapıyoruz. Zincirle başladık. Sık iğneyle bitirdik arkadaşlar. Bir zincir çektik. Yani o bir zincirimiz bizim bir tane sık iğnemiz gibi işte arkadaşlar. 3 tane trabzanla başladığımızda da 3 tane trabzanla bitiriyoruz. Kenar kısımlar kesinlikle aynı olmak zorunda. Şimdi 1-2 tane zincir çektim. Döndüm. Bu sırada sık iğneyle bitirdik.
Bir sonraki sıramız trabzanla başlamak zorunda. Yani iki zincirimizde sayarsak 3 tane trabzan yapıyoruz bu sırada. 6 tane ajur yapacağımız sırada kenar kısmında 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Yaptık sık iğne trabzanlarımızı. Yanımızda hemen topi topumuz var. Ne yapıyorduk? Topi top gördüğümüz zaman tepe kısmına sık iğne yapıyorduk. Tığımızı hepimiz doladık. Topi toptan sonraki sık iğneyi ne yapıyorduk? Hemen yeni bir topi topumuzu yapıyoruz. Bir yarım, bir tane de tüm yapmış olduk sıranın başında arkadaşlar. Evet. Şimdi yandaki ajurun içerisine sık iğne ile batıyorum. 3 4 zincir çektim. Şimdi ajurlarımı yapacağım. Toplamda 6 tane ajur olacak bu sırada. Her sırada bir tane eksiliyor arkadaşlar. Bakın 2 tane değil, bir tane. 8'di, 7 oldu. 6 olacak bu sırada. Bu şekilde eksilterek gideceğiz. 4. İpimi biraz şöyle çekeyim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ajurumuz oldu. Şimdi burada ne yapıyorduk? Burada bir topi topumuz var. Ondan önce bir sık iğnemiz var. Bu sık iğnemizi arka tarafın ilk topi topunu yapacağız. Unutmayalım. Topi toptan önceki sık iğneye topi top yapıyoruz. Geliyoruz sonunda. Topi toptan sonraki sık iğneye topi top yapıyoruz. Aynı simetrik gitmesi lazım arkadaşlar iki tarafın. Henüz da biraz böyle dalgalı olduğu için tam gösteremiyorum. Birkaç sıra ilerledikten sonra anca düzeliyor model. Sık iğnelere topi top yapacağız. Topi topların tepesine sık iğne yapacağız. Burada da yine topi topumuzu yaptıktan sonra ajurumuzu eksilteceğiz. 7 tane var. 6 taneye düşecek arkadaşlar. Daha sonra bu kenar kısmında nasıl yaptıysak yine burada da aynısını yapacağız. Buraya gelene kadar devam edelim. Kenar kısmını beraber yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi son topi topumuzun üstüne sık iğne yaptım. Hemen onun yanına da topi topumu yaptım. Şimdi burada yandaki ajurun tepesine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ajurun tepesine batıyorum. Bu sırada 6 tane ajurumuz olacaktı. Buradaki zincirleri isterseniz 3 tane, isterseniz 4 tane çekebilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, son yere battım. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sürekli sayın arkadaşlar bu kısmı, ajurlarınızı. Çünkü iki tarafta da aynı sayı olması gerekiyor. Şimdi burada hemen sık iğnemiz var. Bu sık iğnemizin tek kanadını alıyorum dışa bakan. Oraya 7 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Sıra başında nasıl başladık? Zincirle beraber 3 tane trabzan. O zaman sıra sonunda da şuraya şu kısmı hemen 3 tane trabzan yaparak bitiriyoruz. Bir zincir çekiyorum ve döndüm. Şimdi burada 3 trabzanla bitirdiğimiz için burada bir zincir olacak. Sıra sonunda da bir sık iğnemiz olacak bu sırada. Burada hemen takip eden sık iğnemin arka kanadına batıyorum. Toplamda
7 tane trabzan yapıyorum. Topi toplarımın tepe kısmına battım. Tığıma ipimi aldım. Şimdi burada sık iğnemiz var. Topi toptan sonra. Topi toptan sonra hemen sık iğne gelirse arkadaşlar, ikinci bir topumuzu yapıyoruz. Eğer ajur başlamış olsaydı ajurumuzun tepesine sık iğne batacaktık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Evet, şimdi ajurumuz var. Ajurumuzun tepesine batıyoruz. Altı taneydi. Bu sırada beşe düşecek arkadaşlar. Beş tane yapacağız. Daha sonra bakın, burada topi toptan önce sık iğnemiz var. Burada sık iğnemizi ilk topi topumuzu yapıp başlayacağız. Bu sıraya da arka tarafına. Daha sonra geleceğiz. Burada ki topi toptan sonra bakın sık iğnemiz var. En son bu sık iğneye bir topi top yapacağız. 5 tane ajur yapacağız arkadaşlar. Daha sonra şu kenar kısma gelelim. Burayı da göstereyim size, bu kenar kısmında son kez. Daha sonra Bursa'da 5 olmuş oluyor ajur sayımız. 4, 3, 2 olan sıraları da sizler devam edersiniz. Ben son kez yine kenar kısmını sizlere göstereceğim. Şu kısım anlaşılmıştır diye umuyorum. Bu sırada böyle hala bu şekilde olması sizi korkutmasın. Henüz düzleşmedi. Şimdi burada 5 tane ajurumuzu yapıyoruz. Burada ajurlardan sonra hemen şöyle göstereyim. Sık iğnemiz var. Topi toptan önce buraya ilk topi topumuzu yapıyoruz. Daha sonra işte topi topların başına sık iğne, aralardaki sık iğnelere de topi toplarımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Son topi topun üstüne sık iğneyi yapıp yanındaki sık iğneye topi topumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra ajurlarımızı yapıyoruz. Burada da 5 tane oluyor. Daha sonra ajurumuzu yaptıktan sonra şu kısımda beraber yapalım kenar kısmı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yaptım. Topi toplarımı ördüm. Buradaki ajurumu da yaptım. Şimdi kenar kısmına yaklaştım. Tığıma ipimi doladım. Son ajurumu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ajur yaptık. Tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada ve buradaki ajur sayılarınız her sırada eşit olmalı. Şimdi tığıma ipimi doladım. Burada topi topum var. Ondan önce sık iğnem var. Hemen buraya sık iğne gördüğüm yere hemen topi topumu yapıyorum. Sık iğnemin içerisine tek kanadını alarak dolduruyorum. Burada topi topum var. Tepe kısmına batıyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın burada 3 trabzandan sonra sık iğne yapmışız. Yani sık iğnemiz var. Hemen sık iğnemizi ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 veya 7 fark etmez. 7. Şimdi 3 tane trabzanımın şurada hemen sonuna batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bu sıranın başında ne yapmıştık? Zincir çekmiştik. Burada sonunda da sık iğne yaptık. Şimdi sık iğne ile bitirdiğimize göre 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırada trabzanla başlayacağım demek oluyor bu. Hemen yaptığım sık iğnenin içerisine 2 tane daha trabzan yapıyorum ve 3 tane zincirle beraber 3 tane olmuş oluyor. Şimdi hemen yanımıza topi top var. Tepesine batıyorum. Arada sık iğne var. Orayı dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi topi topum var. Onun tepe kısmına batacağım. Yanında sık iğnem var.
onu dolduracağım. Başta karışık gelebilir ama arkadaşlar dediğim gibi yaptıkça elinizin alıştığı bir model. Haroşa mantığı gibi bir ters bir düz sırada yapıyoruz. Bir sıramız olduğu için biraz hem ip yiyor hem de biraz geç ilerleyebiliyor. Ama eliniz alıştıktan sonra gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi burada ajur var. Ajurumun içerisinde sık iğne yapıyorum. 4 zincir çektim. Ajurun tepesine batıyorum. Ajurun tepesine batıyorum. Tepesine batıyorum. Tepesine battım. Topi topumdan önce sık iğne var. O zaman buraya topi top yapıyorum demek oluyor. Şimdi buradan sonrasını arkadaşlar bir tane ajurumuz kalana kadar sizlerin yapmasını isteyeceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Dilerseniz bu videoda, dilerseniz de geçen sene aynı modeli çekmeye çalıştım. Ama geçen sene benim o videoda da belirtmiştim. Biraz acemilik zamanlarımdı. Tam anlatamadığım yerler oldu. Güzel çekemediğim yerler olmuş. O yüzden bu modeli tekrar çekmek istedim. Dilerseniz o videoya da takıldığınız yerlerde destek alabilirsiniz. Yorum kısmında da yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Şimdi burada ufak bir anlatım yapacağım. Daha sonra devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz kaldı. Bu sırayı bu şekilde işleyeceğiz. Geleceğiz arkadaşlar. Burada son topi topum var. Ondan sonra sık iğnem var. O sık iğnemin içerisine topi topumu yapacağım. Daha sonra ajurumuz bir tane eksilecek. 4 tane ajur yapacağız. Buradaki topi toptan önce bir sık iğne var. Oraya da ilk topi topumu yapıp burayı yapacağım. Daha sonra araya yapacağım. Daha sonra 3 trabzanla başlamıştık. Şuraya son kısma 3 tane trabzan yapacağız. Bir zincir çekip döneceğiz arkadaşlar. Daha sonra zincir çekerek döndüğümüz için öteki sırayı sık iğne yaparak bitireceğiz. Bir sonraki sırayı zincirle beraber 3 trabzan yaparak başlayacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Ajurlardan her sırada bir tane eksilecek arkadaşlar. 8 ile başladık. 8, 7, 6, 5, 4, 3 diye gidecek ajurlarımız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi 4. ajurdayız. Dediğim gibi bu sırayı yapalım. 4 ajur sırasını. Daha sonra 3, 2, 1 de başlayalım. 1. ajur sıramızda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Bir tane ajurum kalana kadar ajurlarımı eksilterek devam ettim. Bakın burada artık son bir ajurum kaldı. Şimdi burada yine devam edeceğiz. Kol ajurumuna geçmeyeceğiz hemen. Bir sıramız daha var. Ben bu sıranın başına yaptım arkadaşlar. Başlangıcını yaptım. 3 tane trabzan yaptım. Topi toplarımı yaptım. Sıra başına 3 trabzanla başladım. Topi toplarımı yaptım. Daha sonra ipimi aldım. Şimdi burada şu ajurdan önce bir sık iğnemiz var. Ona batıyorum. Buraya 7 tane trabzanımı 7 tane trabzanımı örüyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu ajurumun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ajurun içerisine bir tane sık iğnemi yapıyorum ve hemen yanındaki sık iğnemin, topi toptan önce gelen sık iğnemin içerisine 7 tane trabzan yapıyorum. Bir kere daha. Sonra trabzanları sık iğnemi yapıyorum topi top başına. Yine araya 7 tane trabzanımı yapacağım.
Şimdi bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Şu şekilde dönelim. Daha sonra burada artık tekrar bir ajurumuz olan yere gireceğiz. Bu ajurun içerisine yine burada yaptığımız gibi bir sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir sık iğne diye devam edeceğiz. Yalnız bu ajurun başında ve sonunda olan sık iğnelerin içerisine tuy top yapmayı unutmayalım. 3 tane trabzanla başlamıştık sıramıza. Şu şekilde. Bakın 3 trabzan. Yine 3 trabzanla bitireceğiz. Böyle devam edelim arkadaşlar. Bu sıramıza tamamlayalım ve diğer. Evet arkadaşlar, şimdi ben sıramı tamamladım, döndüm. Bu bir ajur olan yeri de dediğim gibi bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne şeklinde tamamladım. Bitirdim, geldim ve tekrar döndüm. Bu bir alt sırada 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi bu sırayı zincirle başladım. Devam ettim. Şimdi burada şöyle göstereyim. Sık iğne, trabzan, sık iğne yaptığımız yerdeyim. Hemen orayı gösteriyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın şöyle, burada ilk sık iğne, sonra trabzan, sonra sık iğne yapmıştık. Sık iğnelerin değil de trabzanın şu bir tepesine batıyorum. Oraya 7 tane trabzan yapıyorum. Sık iğnelerin tepesine batmadım arkadaşlar. Trabzanın tepesine battım. O sık iğneler yan tarafta kalacak. Bir şey yapmayacağız. Ortadaki trabzanın tepesine battım. Yine tek kanadını aldım tabi. Sıradaki topi topun tepesine battım. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yine diğer tarafta da bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne yaptığımız son ajurun içerisine yaptığımız yere kadar böyle normal işleyeceğiz. Sık iğnenin tepesine ve topi topların tepesine batarak ilerleyeceğiz. Tekrar bu kısımda yaptığımız bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne kısmına gelene kadar böyle devam edelim arkadaşlar. Burada da yine topi topumuzu yerleştirip artık kol ayrımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bitirdim sıramı. Şimdi buradayım. Burada kol ayrımımızı yapacağız artık. Kol ayrımımız, burası biraz kafa karıştırıcı gelebilir arkadaşlar ama kesinlikle öyle değil. Şimdi hemen göstereceğim. Bakın şu şekilde. Şöyle açık halini göreyim. Ben şurayı hemen tutturdum. Şöyle açık halinden tutun şöyle. Şöyle katlayın. Daha sonra sayılarını oluşturunca zaten tam katlayacağız. Şuraya tığımı takıyorum. Şurada bakın ajurumuz aşağı iniyor. Ajur sıramız aşağı iniyor. Orada bu ajur tarafının bu tarafında 1 2 3 4 tane topi top bırakıyorum. 1 2 3 4 topi toptan sonra şöyle ikili sayacağım. 1 2 3 4 5.'si tek. Bakın. 1 2 3 4 5.'si tek. Bu taraftan da yine aynı şekilde 1 2 3 4 tane topi topumu bırakacağım. 1 2 3 4. 4 tane topi toptan sonra şuraya denk geliyor. 1 pardon. Evet. 1 2 3 4 5.'si tek. Şimdi 4 topi topumun olduğu kısmı
örerek daha net göstereceğim. 3 zincirle başladığım sıradayım. 2 tane de yanına tırabzan ördüm. Topi topumun tepesine battım. Bu birinci topi toptu. 4 topi top geçeceğiz. İki, üç, battım. Bir topi top daha geçtik. Buraya ve şuraya da birer topi top yapıp gelelim. Bakın, 1, 2, 3, 4 tane topi topumu arkada bıraktım. 4. topi toptan sonra gelen 5. topumu hemen karşısındakine böyle birleştireceğim. Bakın, burası birleştirme yerim. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane topi topum kola gitmiş oluyor. Birleştirme yaptığım o 2 topi topumu da sayarsak toplamda 9 tane topi topum kola gidiyor. Nasıl yapıyoruz? Şimdi tığıma ipimi aldım. Bu araya bir topi top yapıyorum. Birleştirme yapacağım. Topi toplardan önceki sık iğneme bir topi top yapıyorum. Daha sonra bu kontrol edelim. Pardon. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Evet, şurası tek. Daha sonra buradaki topi topumu şöyle 2 tane topi topumu bir yapıp tepe kısımlarına batıyorum. Bakın, tekrar göstereyim. Şimdi bu topi topuma battım. Bu topi topuma da batıyorum. Tepe kısmına sık iğne yapıyorum ve döndüm. Şuraya bir topi top yapıp hemen kolumu göstereceğim size. 2 Evet. Şimdi hemen gösteriyorum. Bakın şöyle. Şurası birleştirme yaptık. Artık burası kol kısmımız. 2 tane topi topun. Bakın burası bir sonraki sırada bizim topi top yapacağımız yer olacak bu sık iğne. 2 tane topi topumuzun şöyle tepe kısmını birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5.si tek kalıyor. Burada ben iple tutturmuştum. Sizler de örmeye başlamadan önce bu şekilde iple tutturursanız daha kolay örürsünüz yerini belirledikten sonra. 1, 2, 3, 4, 5.si tek kalıyor. Şimdi bu şekilde arkadaşlar arka kısmını örelim. Ta ki şu ip belirlediğimiz yere kadar orada da koltuk altı birleştirmemizi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldim ikinci kol birleştirme yapacağım yere. 2, 4, 6, 8, bir tane de burada 9. Şimdi bu iki topumun tepe noktasına birden batıyorum. Sık iğnemi yapıp birleştirdim. Tığıma ipimi doladım. Hemen ardından gelen boşluğa topi topumu yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Bir gelelim. Şimdi artık roba kısmımız bitti. Koltuk ayrımımızı da yaptık. Bitirdik arkadaşlar. Burada daha büyük veya daha küçük nasıl yaparsınız? Hemen kısaca bir anlatmak istiyorum. Elimden geldiği kadar bu modelin
Daha büyüğünü çalışmıyorum. 0-6 aylığını çalıştım. Onun için de burada başladığımız 71 zincirden 5 zincir daha az çektim arkadaşlar. Yani bu 6-12 aylık bir bebek içinse, 0-6 aylık bir bebek için 5 zincir az çektim. 71'den 5 zincir az çektim arkadaşlar. Ve şu başlangıçta yaptığım 8 ajurluk yeri ikinci sıradaki gibi 7 ajur, ikinci sıramızda 7 ajur kalmıştı ya. Ben 7 ajur başladım arkadaşlar. Yine şuradaki aradaki topi top sayımı aynı bıraktım. İlk sıradaki yaptığımız topi top sayımı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Başlangıçta 8 ajurların arasına 17 tane topi top yapmıştık ilk sıramızda. 7 tane ajur yaptığım 0-6 aylık içinde yine o kadar ajur topi top yaptım. Sadece ajur sırasını eksilttim arkadaşlar. Onun içinde dediğim gibi 6 tane zincir eksik çektim. 5 zincir eksik çektim. Bir tane zincir veya eksik olabilir. Soru, yani bir zincir fazla olabilir. O sorun olmaz. Burada benim gibi mesela ben burada bir tane zincirim fazla kalsın. Daha sonra zaten oraya zincir çekeceğiz zaten. Tekrarlıyorum. 0-6 aylık için 71'den 5 zincir eksik çekin. 5 veya 6 zincir eksik çekin. 8 ajur olan yerine de 7 ajur olarak koyun örneğinize. Daha büyük yapmak isterseniz de bu sefer 5-6 zincir fazla çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Artı bir, iki tarafa da artı bir ajur eklemeniz için 8 ajur değil de 9 ajur yapacaksınız. Mesela 5-6 zincir fazla çekmeniz gerekiyor. Buradaki ajur sayısını yükselttiğinizde bu sıra sayısı da yükselecektir. Eksilttiğinizde buradaki kol altına kadar olan sıra sayısı da azalacaktır. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Kol birleştirmesinde mesela şu an 2, 4, 6, 8, 9 tane topi top üzerinden yaptık. Birini çıkartıp 8 topi top üzerinden yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz, daha büyük yapmak isterseniz de iki tane daha topi top ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben çalışmadığım için sipariş de almıyorum, hatta büyük beden. O yüzden tam sayı veremiyorum. Çünkü 1 yaşından sonraki çocukların bedenleri değişebiliyor arkadaşlar. 1 yaşın altında da değişiyor ama üstündeki kadar değil. Şimdi devam edeceğiz. Artık bundan sonrası standart topi top olan yerlere, sık iğne, sık iğne olan yerlere de yeni topi topumuzu yaparak ilerleyeceğiz. 3 tane trabzanla bitirdik. Bir tane zincirle devam ediyorum. Zincirden sonraki gelen sık iğneye ilk topi topumu yapıyorum arkadaşlar. Hemen battım. Devam ediyorum bu şekilde. Burada kol altı birleştirmemize bakın, buraya sık iğne yaparak birleştirdik. Buraya da bir topi topumuzu yapıyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Artık böyle aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. İstediğimiz boyuta gelene kadar ben toplamda 13 sıra yapacağım. Onu da nasıl sayıyoruz 13 sırayı? Şu kenar kısımdaki topi topları sayıyorum ben. Şu an mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra olmuş. Bu 6 sırayı 13 sıraya tamamlayacağız. Daha sonra yeleğimiz bitecek. Artık sadece yaka kısmındaki bağcığımız kalacak. Onu da yine beraber yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde yeleğimi tamamladım ben boyunu. Yalnız 13-14 demiştim ama hemen gösterebilmek için 12'de bıraktım. Dilerseniz bu boyu 1 yaşa kadar uygun olmasını isterseniz tabii ölçerek yaparsınız. Uzatabilirsiniz. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. 13-14 sıraya kadar uzatabilirsiniz bu robayı. Hemen şu kısmına geçmeden önce benim burada 0-6 aylık bebekler için yaptığım bir robam var. Bunun üzerinden size hemen
Video içerisinde anlatmaya çalıştığım yerleri detaylı şekilde göstermeye çalışacağım. Henüz tamamlayamadım ama bunun üstünden anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, burayı yeşil yeleğimizde 71 zincir çekmiştim. Ben burada 66 zincir çektim. 66 veya 67 idi, tam hatırlamıyorum ama siz yine de 67-68 çekin. Böyle benim gibi 1-2 zinciriniz kalsın, sorun olmaz. Bunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde kutucuk yaptım. Kutucuk sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 tane kutucuğum oldu toplamda. Bakın burada 8 ajur yapmıştık başlangıçta. Biliyorsunuz ki yeşil yeleğimizde. Burada 7 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra topi toplarımı işledim. Ve sonunda 7 tane ajur yapacak kadar yer bıraktım. İlk sıramızı biliyorsunuz ki şöyle göstereyim. 3 tane trabzanla başlamıştık. 3 tane trabzan yapacağım kutucuktan ziyade 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon yanlış sırayı saydım. Evet, şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kutucukla yaptım. Yani demek istediğim, buradaki kutucuk sayısını azaltmamız lazım. Onun içerisinde iki taraftan da eksiltmemiz gerektiği için 71'den 66'ya düştüm. Yükselteceğimiz zaman da 71'in üzerine yine 4 veya 5 zincir eklemeniz gerekiyor. İki tarafa da birer kutucuk eklemek için, mesela bu 7 ajur olan kısmı 9 ajur yapabilmeniz için. Bunu da böyle şu şekilde göstermek istedim. Bu 0,6 aylık ölçüm arkadaşlar. 7 ajurdan başlıyorum. Geri kalan kısımları tamamen aynı. Tabii koltuk altını birleştirdiğimizdeki şuradaki sayı farklı olur. Onu da ayarlayabilirsiniz. Şimdi şuradaki bağcık kısmına geldik. Orayı da beraber yapalım. Yeleğimizi bitirelim. Şimdi şöyle ipimi alıyorum. Öncelikle bir tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra burada ilk yaptığımız kutucuğun şöyle tepesine battım. Zincirimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane trabzanımı yaptım. İpimi çektim. Şimdi toplam 75 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Şimdi 75 tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. Dördüncüsüne atıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı zincirin içerisine battım. Bir ikili trabzan daha. Bir iki zincir çekiyorum. Aynı zincirin içerisine birleştirme yapıyorum. Bir iki zincir çektim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere battım. İki zincir çektim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Artık burada ipimi keseceğim. Arkadan artık çiçeğime gizleyeceğim. Buradaki ipimi de gizleyeceğim arkadaşlar. Hemen gizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Şu şekilde bağcığını da bağladım. Çok tatlı ve çok güzel oldu. Umarım daha net, daha anlaşılır anlatabilmişimdir bir önceki videoma göre. Takıldığınız yerler olursa arkadaşlar, yorum kısmında belirtirseniz eğer daha çabuk dönüş yapabilirim. Toplamda ikinci yumağımız tam bitmedi. Bu 6-9 aylık bebekler için olabilir arkadaşlar. 1-2 sıra daha uzatsaydık 1 yaşa kadar çok rahat kullanabilirdi. 0-6 aylığında göstermiş oldum. Daha büyük nasıl yaparsınız anlatmaya çalıştım.
Şimdilik benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.